باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالك. Bu bab şunu beyan edecek ki, kime sadaka vermek haram olur, ne kadar parası olacak da zengin sayılacak, sadaka alması ona haram olacak. Şimdi sadaka denilince iki türlü sadaka var. Bir nafile olarak sadaka verirsin, bir de zekati verirsin. Evet. Bu ikisine de şumulu var. Zekat kim alır, kim alamaz. Bir de var ki adam aç kalmış, hiç parası yok, teseül ediyor, dileniyor. Kim dilenebilir, kim dilenemez. İkisini de burada beyan edecek. Haddesena Ebu Bisir Rakkiyyü. Kale haddesena Eyyub ibn Süveyden. Abdurrahman ibn Yezid ibn Cabir. Kale haddeseni Rabi'at ibn Yezid. An Ebi Kebeşete Seluli. Kale haddeseni Sehl ibn Hanzaliye radıyallahu anhu. Kale. Semiyatü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Sehl ibn Hanzaliye dedi ki Resulullah Efendimiz'i işittim. Buyururdu. Men se'elen nâse an zahri gınen fe innemâ yestekfiru min cemri cehennem. Men se'elen nâs, her kim nâstan isterse, an zahri gınen, zengin olduğu halde nâstan para isterse, sedeke isterse, fe innemâ yestekfiru, o çoğaltıyor, min cehri cehennem, cehennemin ateşlerinden çoğaltıyor. Yani yeri cehennem olacak. Sedeka az alırsa ateşi az olur. Çok alırsa ateşte çok olur. Ne kadar çok dilenirse ateşi de cehennemdeki ateşi de o kadar çok olur. Niye? Bu adam ganidir, istiyor. Peki gani olan istemesi haram. Fakat kimdir, gani kimdir? Bunu bileceğiz ki ondan sonra o adama fetva vereceğiz. Yahut da kendimiz emel edeceğiz. Sen dilenebilirsin, dilenemezsin. Sen sadaka alabilirsin, alamazsın. Yalnız şu kadar var ki bu hadis beyan etti ki gani olan bir adam alırsa, sual ederse cehennemdeki ateşi ziyade olur. Kultu ya Resulallah ve ma zahru ginen. Sehl ibn Hanzaliye sordu ki ya Resulallah, peki zahru ginen dedin sen. Yani zengin olduğu halde alır. Ne demek bu? Gina ne kadardır? قال صلى الله عليه وسلم buyurdular ki en ya'leme enne inde ehlihi ma yugaddihim ve ma yu'ashihim. Sehri gınan şudur ki en ya'leme, o adam bile ki enne inde ehlihi, onun ehlinin indinde, kendi evlad ve ayalının indinde orucudur. Ma bir şey orucudur ki yugaddihim, onlara gıda olur. Sabahtan yemeğe kifayet edecek bir mal var. Ve ma yu'ashihim, bir de akşam yemeği için bir miktar var. İster para olsun, ister taam olsun, ne olursa olsun. Yani bir gün, bir sabahtan yer insan, bir de akşam. Bu adam biliyor ki evinde kendisinin ve çoluk çocuğunun sabahtan öğleye kadar, öğleden akşama kadar hepsi ne yapar? 24 saat. 24 saat yiyeceği olan bir adam ganidir. Öyleyse bu adamın bir günlük 24 saatlik yiyeceği, çoluk çocuğunun yiyeceği olduğu halde dilenirse işte onun cehennemde ateşi çok olur. Evet. Haddesena Rabi'u ibn Süleyman el-Muradiyyü kâle haddesena Bişur ibn Bekir'in kâle haddeseni Abdurrahman ibn Yezid ibn Cabir sümme zekere mislehu bi-isnâdih. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senetle daha zikrediyor. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ. Ulemadan bir kısmı zahip oldular اِلَا اَنَّ مَنْ مَلَكَ هَذَا الْمِقْدَارِ. Her kim bu miktar paraya malik olursa, mala malik olursa, yani elin para olmak şart değil, yani 24 saat yiyecek, kendi ihtiyacını görecek, ya parası var, ya evde bizzat etmeyi taamı var, 24 saat ona yeter. İşte kim de bu mevcud ise harumet aleyhi sadaka, ona sadaka alması haram olur. Evet. Ve lem tahille lehul mesele. O adamın dilenmesi de haram olur. Sen biliyorsun ki bu adamın 24 saat evinde yiyeceği var, idare eder. Kendisinin istemesi haram olduğu gibi sen de ona sadaka veremezsin. Bu birinci mezhep. Şimdi 3-4 mezhep var. Birinci mezhepten başladı.
وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بَهَادَ الْحَدِسِ Onların delili de bu hadis. Bu hadisle ihticac ettiler. 24 saat yiyeceği olan bir adam kendisi dilenemez. Başka birisi de bilirse ona sadaka veremez. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Ülemanın bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Şimdi bu birinci mezhep oldu. Dediler ki yok, öyle değil. Siz burada çok kapıyı darlattınız. Yani çok sıkı tuttunuz. Bu 24 saat Ebu Zer radıyallahu anh'ın mezhebidir. Eğer bir adam 24 saat onu yiyecek olur da fazla parasını evinde saklarsa o para ateş olup vücuduna yapışacaktır. Kur'an-ı Kerim'de var ya, o ayeti kerime onda tatbik edilir dedi Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh. Onun mezhebi bu. Bunlar o mezhebi tuttular ki ne kendisi dilenebilir ne de başkasında ne başkası ona verebilir. Fakat ikinci zümre bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki hayır, İslamiyet bu kadar dar değildir, geniştir. Peki onlar ne dediler? Fekalu dediler ki men meleke ukiyeten minel verik. Bir adam gümüşten bir okiyeye malik olursa, okiye vahiye, okiye de nedir? Erba'une dirhemen, 40 dirhem. 40 dirhem gümüşü var ise, ev idluha minez zehab, yahut da 40 dirhem gümüş kıymetinde altını var ise, harumet aleyhi sadaka, işte o da sadaka vermek haram olur. Ve lem tahille lehul mes'ele, dilenmek onun için helal olmaz. Ve men meleke madune zalif, bundan aşağı bir paraya malik olursa, mesela 35 dirhem gümüşü var yahut 20 dirhem gümüşü var yahut altını var, o altını satsa, gümüş alsa 20 dirhem gümüş alır yahut 35 dirhem, 39'a kadar 39 dirhem kadar gümüşü olursa o alabilir, dilenebilir. Fakat 40 olursa, en aşağı 40 dirhem olursa onun sadaka alması haram ve dilenmesi de haram. Bu oldu ikinci kavur. Nafile o farzını da Nafile sadaka. İkisi de. Peki bu ikinci, şimdi birinciler hadis getirdi. Bu ikincilerin delili ne? Vehteccu fi zalike. Bunlar da delil ihticac ettiler. Delil getirdiler. Bima haddesena Yunus ibni Abdilala kâle akhberen ibni Vehbin enne maliken haddesehu an Yezid ibni Eslem عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته تابعاً عطاء بن يسار diyor ki ben Beni Esed'den bir zattan işittim ki o zat Eshab'dan idi. Fakat o adamın ismini söylemiyor. Ya bilmiyor yahut da ismini söylememiş. Diyor ki o recül dedi ki ben Resulullah Efendimiz'e geldim. فَسَمِعْتُهُ Ben Resulullah Efendimiz'i işittim. يَقُولُ buyururdu. لِرَجُلٍ يَسْأَلْ Dilenci bir adama buyururdu. Bir adam dileniyormuş da. Resulullah Efendimiz de o dilenen adama emir buyurmuş. O belki zat da işitmiş. Ne buyurmuş? مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ اُقِيَّةٌ اَوْعِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافَهَا مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ Sizden biriniz isterse, dilenirse, وَعِنْدَهُ اُقِيَّ Onun yanında da bir okiye, bir okiye söyledi ya, 40 dirhem gümüş. Bir okiye gümüş var. Yani 40 dirhem gümüş var. اَوْعِدْلُهَا Yahut onun mukabili başka bir mal var. İlla gümüş olması şart değil. Altın olur. Yahut da başka bir şey olur. Bu kadar bir miktar mal olursa, o adam da dilenirse, فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافَا O ilhaf olarak istiyor. Yani zengin olduğu halde dilencilik yapıyor. Caiz olmayan bir şeyi yapıyor. Vel uqiyye. Uqiyye de yevme izin. O günü erbe'une dirhem. 40 dirhemi uqiyye derdiler. Evet. Şimdi birinci hadisle bu ikinci hadisin manası bir yere çıktı. 40 dirhem gümüşü yahut da onun mukabili olursa dilenemez. Sedeke de alamaz. Aşağı olursa alabilir. وبما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس ثم ذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي başka bir rivayetle daha zikreyledi. Burada kelimede ve'ud bima haddesena o aynen ta ziyade o galat gelmiş ve bima haddesena
Dahi şu hadisle de istidlal eylediler. Yezid, haddesena Yezid, kâle haddesena Muhammed ibn-i Kethir, kâle haddesena Süfyan-ı Sevri, en Yezid ibn-i Eslem, sümme zekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi, bu isnatta da İmam-ı Tahavi rivayet eyledi. Bu da oldu ikinci mezhep. Şimdi onları teke tekeri belirleyelim ki, birinci mezhebe göre 24 saatlik nefekesi olan bir adam dilenemez ve sedeke de alamaz. İkinci mezhebe göre yok. 40 dirhem gümüş yahut da bunun karşılığı bulunursa dilenemez ve sedeka alamaz. Ama aşağı olursa alabilir. Ve halefehum fî zâlike âherûn. Ulemanın bir kısmı bunlara da muhalefet etti. Fekâlû, bu üçüncü zümre dediler ki, men meleke 50 dirhem ev'id lehâ minezzeheb. Harumet aleyhis sedaka. Ve lem tehille lehul mesele. Men meleke 50 dirhem, bir adam 50 dirhem gümüşe malik olursa, ötekiler 40 diyordu. Bunlar dediler, hayır 40 değil, 50. 50 dirhem gümüş yahut da ev'idleha minezzeheb. Ya 50 dirhem gümüşe malik yahut da onun mukabili olan altına malik. Yani onda 1-2 miskal var, satsa 50 dirhem gümüş getirir. Yahut da başka bir şey var, onu satsa 50 dirhem gümüş getirir. O vakitte harmet aleyhi sadaka, ona sadaka vermek haram olur. Bilirsen sen vermeyeceksen. Ya adam fakirem yoktur diye dilenirse günahı kendisine ait. Öyleyse ona da diyor ki وَلَمْ تَحِلَّ لَهُمُ الْمَسَّلَةِ. Onların dilenmeleri, istemeleri de helal olmaz. Bana sadaka ver, bana zekat ver demesi helal olmaz. Senin yanında 50 dirhem gümüş var. Yahut da onun mukabili başka bir mal var. Helal olmaz dediler. Ve men meleke ma dune zalik. Yok, malik parası var ama bunun dununda. 50 dirhem değil, 50 dirhemden aşağı. Lem tahrum aleyhi sadaka. Sadaka vermek ona haram olmaz. Şimdi istemeyi söylemedi burada. Yani o adam sadaka alabilir. Alabilir ama istemek var mı yok mu? Çünkü onda ayrıca ihtilaf var. Bir adamın 24 saatlik yediği olursa istemesi haramdır diye o tarafı tekbir edecek. Yalnız o adam sedeke alamaz. Bilirsen ki bu adamın 50 dirhem şeysi var yahut da onun mukabili parası var, ona sedeke verilmez. O adam alırsa haram işlemiş olur. Veren bilerek verirse o da haram işlemiş olur. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ. Peki ötekilerin delilleri var idi. Bu üçüncü zümrenin delili de şu. Ki İmam-ı Tahavi diyor ki ben Hüseyin ibn-i Nasir rivayet eyledi. قال حدثنا الفريابي. Ona da Firyabi rivayet eylemiş. Ha dedi mi, yani ikinci bir senet daha getiriyor bu hadise. İmam-ı Tahavi hem Hüseyin ibn-i Nasir tarihiyle rivayet ediyor. Hem de وحدثنا İbrahim ibn-i Merzuk. Bir de İbrahim ibn-i Merzuk rivayet eylemiş İmam-ı Tahavi'ye. قال حدثنا Ebu Asim. Ona da Ebu Asim. Evet. قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه. Bu her iki senette kime çıkıyor? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a çıkıyor ki o rivayet ediyor. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yes'elu abdun mes'eleten وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ إِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا اَوْ كَدُوحًا اَوْ خَدُوشًا ف۪ي وَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Resulullah Efendimiz bunu buyurdular. Hadisin manası لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ. Bir kul istemez. Mes'eleten bir şeyi. Yani bir dilenciliği yapmaz. Türkçe'de biz dilenci diyoruz. İstemez. وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ. Halbuki onu müstani kılacak bir mal vardır. Kendisine kifayet edecek bir şey olduğu halde bu adam istemez. İlla isterse illa caet şeyinen, illa o suali dilenciliği gelir. Şeyinen bir ayıp olarak. Ev keduhen ev keduşen. Ravi şek ediyor. Şeyinen, keduhen, keduşen. Yani üçünden de birisi. Şeyin çirkinlik yüzde. Keduhen yara bere olmuş. Gene bir çirkinlik, hıdış, çürülür, yara olur. Yani aşağı yukarı manası, üçünün manası bir şeye gelir ki yüzünde bir kötü bir alamet var. Kıyamet günü herkes onun yüzüne baktı mı, ha bu adam zenginmiş, dilencilik yapmış, onu anlayacaklar.
yüzündeki o alametler. Nerede bu ayıp da gelir? Fî veçihî, yüzünde. Vücudun başka bir yerinde değil. Yevmen kıyamete kıyamet diyor. Bak Resulullah Efendimiz ne kadar sık emrediyor. Eğer müstani isen senin rızkını Allah kesmez. Onun için sen şer'i şerifin çizmiş olduğu daireden dışarı çıkma. Doğru hareket et, hiç kimse acından ölmez. Fakat bu dilencilik öyle kötü bir şey ki, bir defa istemeye alıştı mı, altın dolu olsa evi gene isteyecek. O kadar kötü. Kıyla ya Resulallah ve mâzâ gînâ. Şimdi esas mesele burada. Bu adam gani olduğu halde isterse kıyamet günü gelecek, herkes onu bilecek ki bu adam dilenciymiş. Fakat zengin kim, fakir kim? Fakirin isteme hakkı var. Onun hakkıdır, isteyecek. Sen de vereceksen. Fakat bir defa bunu öğreneceğiz. O sordu onun için. Abdullah bin Mesud yahut başkası sordular ki ya Resulallah ve mâzâ gînâ. Adamın gınası, zenginliği nedir? Kale buyurdu ki خَمْسُونَ دِرْهَمَنْ اَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبْ 50 dirhemdir yahut da 50 dirhemin 50 dirhem gümüşün mukabilidir altın. Altın olursa o altın, tabi 50 dirhem olacak değil, az olur. Altın kıymetli olduğundan az ama fakat onu satsa 50 dirhem gümüş alır. İşte budur. O adam zengindir. Bir de var ki adam para bulundurmaz. Altın gümüş bulundurmaz da ambarları buğdayla dolu, arpayla dolu, hurmayla dolu, çok pirinci dolu, her şeyi dolu. Yani illa adama sorsan, ya ben fakirim, benim ne altınım var ne gümüşüm var. Bu ne demek? Hadisten de zahirinden istidlal edebilir. Bak hadiste ne buyurdu? 50 dirhem gümüş yahut da onun mukabili altını. Benim dirhemim gümüşüm yok ya, yok o manaya değil. Yani 50 dirhem gümüş yahut da onun muadilinde altın yahut da başka bir mal. Yani onun yiyeceğini, içeceğini temin edecek bir mal. O manaya. Haddesena Ahmed ibn Halid el-Bağdadiyyü. Kale haddesena Ebu Hişam el-Rifa'iyyü. Kale haddesena Yahya ibn Adem. Kale haddesena Süfyan el-Sevriyyü. Fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi'in hadisi şerifi başka bir senetle rivayet ediyor. Gayre ennehu kal. Lakin o ikinci rivayette geliyor ki Resulullah Efendimiz buyurdu keduhan fi vecihi. Yukarıda ravi şüphe etmişti. Şeynen, keduhan, kaduşen, bu üçten birisi. Ravi diyordu. Bunda diyor ki hayır, Resulullah Efendimiz keduhan dedi. Yüzünde bir ayıp olur. Velem yeşükke. Ravi şek etmedi. Yani başka birisini söylemedi. Hadiste varid olan keduhandır. Ve zade, fakat bu ikinci rivayette ziyade var. فَقِيلَ لِسُفْيَانِ Süfyan-ı Sevri'den rivayet ettiler ya, Süfyan-ı Sevri'ye denildi ki وَلَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ حَكِيمٍ Hakimin rivayet orada ya, Süfyan-ı Sevri Hakim ibn-i Cübeyr'den rivayet eyledi. Orada var ki وَلَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ حَكِيمٍ Sen Hakim'den rivayet ediyorsun. Hakimin gayrısından olsaydı bu rivayet. فَقَالَ dedi ki حَدَّسَنَاهُ زَب۪يدْ اَمْ مُحَمَّدْ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِبْنِ يَزِيدْ Hakimden rivayet ettiğim gibi bir de başkasından rivayet ediyorum. O da kimdir? Zebid'den, o da Muhammed ibn Abdurrahman ibn Yezid'den, ondan da rivayet ediyorum. Demek ki yani daha kuvvetli olsun diye sen bunu hakimden rivayet ediyorsun. Başka birisinden olsaydı buyurdu ki başka birisinden de rivayet ettim ben bunu. Yani hadisin senedinde ihtilaf edilecek, itiraz edilecek bir nokta yok. Bu oldu üçüncü mesel. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Dördüncü bir zümre geldi, o da bunlara muhalefet etti. فَقَالُوا dediler ki مَنْ مَلَكَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ السَّدَقَةُ وَالْمَسَلِ Bir adamın 200 dirhem gümüşü olursa o adam sedaka alamaz ve dilenemez. Bak bu daha genişlendirdi. 50 dirhem 200 dirhem rivayetine çıkardı. Peki 200 dirhem gümüşü yoksa ve men meleke duneha 200 dirhemden az ise, ona az bir şeye malik olursa lem tahrum aleyhil mes'ele, dilenmek o adama haram olmadı, dilenebilir. Peki sedaka ve lem tahrum aleyhis sedakatu, sedaka vermek de haram olmaz. Bu da dördüncü kavl oldu. Dördüncü kavle göre 200 dirhem gümüş oldu mi o nisaba malik oldu. Bu adam zengin oldu, kendisinin sedeke zekat vermesi lazım geldi.
200 dirhem gümüşü yoksa o adam verilen sedekeyi de alır, başkalarına da bana sedeke ver diyebilir. Oldu 4 gavur. Birinci gavur en zor gavur. Bu 4. gavur de ötekilerine göre en kolay. En kolay bir gavur. Peki bunların delilleri nedir? Bunların hepsi birer hadisle yahut ikişer hadisle delil getirdiler, hüccet getirdiler. Bunların delili de vehteccu fî zâlik. Bunlar da bu mesele hakkında ihticac eylediler. Bima haddesena Yezîd ibn-i Sinan. Kâle haddesena Ebu Bekir el-Hanefiyyü. Hani buralarda Hanefi geldi mi? Hanefi mezhebinde olan manaya değil. Beni Hanife kabilesine mensup adam demektir. Ebu Bekir el-Hanefi. Ebu Bekir rivayet etmiş ona. O da ki, nereden imiş? Beni Hanife kabilesinden. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت مزينة'den bir adam kendi validesinin yanına geldi. Validesi ona dedi ki يا بني لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته. Adam validesinin yanına gidince validesi dedi ki ey benim oğlum Resulullah'a gitsen de Resulullah'tan bir şey istesen. Malları yokmuş, fakir imişler. Kale, o zat dedi ki, Müzeyne'den olan o zat, fecik velen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'e geldim, isteyecek. Ya para, ya tam, ya bir şey isteyecek. Ben Resulullah Efendimiz'e geldiğimde, ve huve qaimun yahtubun nas, baktım ki o da ayakta nasa, hutbe okuyor. Ve huve yakul, hem de şunu söylüyor, o zat vardığında, Resulullah Efendimiz'in şu sözüne tesadüf etmiş. Men isteana agnahullah ve men isteaffe e'affehullah ve men se'elen nase ve lehu idlu khamsi uvak se'ele ilhafa. Baktı ki bu kelime Peygamber Efendimiz'in femi saadetlerinden südür ediyor. Manası şu. Men isteana her kim gönül zenginliği olursa, gönlü zengin, müstehane oldu, kimseden istemedi. Kalbi gani. Hiçbir şeysi yok ama hiç kimsenin ne parasında ne malında da gözü yok. Zengin. Böyle olan adamı ağnâhullah, Allah-u Teala hakikaten gani kılar. Madem gönlü gani, Allah-u Teala onun dünya malını verir, onu gani kılar. Kimseye mühtaç kılmaz. Ve men iste'affe, her kim fakir olduğu halde afif olursa, kimseden dilenmez, kimsenin malına ve elindeki eşyaya tamah etmez. Afif, temiz yaşıyor. Bu şekilde olursa affehullah, Allah-u Teala da onu afif kılar. Yüzünün suyunu yere döktürmez. Ve men se'elen nas, bir adam da nas'tan dilenirse, dilencilik ederse ve lehu idlu hamsi uvakin, halbuki o adamın da 5 okiye mali, 5 okiye dirhem gümüş, yani 200 dirhem olur. 5 okiye, her okiye 40 dirhem, 200 dirhem. 5 okiye gümüş mukabilinde mali olursa, ya bizzat dirhem olarak 200 dirhemi var yahut da onu tutacak. Edil demek yani ona mukabil. Ya altından ya başka şimdiki zamanımızdaki bir kağıt parasından yahut da başka maldan bu kadar bir mal var kendisinde. 5 okiye dirhemi mukabili. Okiye 40 olduğuna göre, 40 dirhem olduğuna göre 200 dirhem yapar. Se'ele, bu adam dilenirse se'ele ilhafa, yüzünün suyunu yere dökmüş, arsız namussuz olmuş, dileniyor. Haramdır bunu. İşte bunlar da dediler ki, bak Resulullah Efendimiz burada ne dedi? 5 okiye. 5 okiye 200 dirhem. Binaenaleyh bir adamın 200 dirhem gümüşü yahut da onun mukabili olursa dilenmesi caiz değildir. Sedeke alması caiz değildir. Fakat bu kadar olursa bu adam dilenebilir. Ve sedeke de alabilir. 200 dirhem gümüşün zamanımızda gümüşün dirhemi kaç riyal? Mesela riyal olarak hesap edeceksin. 200 dirhem ne kadar Suudi riyaliyle riyal eder? Hesap edeceksin. Bakacaksın sende bu kadar para var mı yok mu? Eğer bu kadar para varsa sen hesaba malik oldun. Onun üzerinden sene geçerse onun zekatını vereceksin. O sedeke de, nafile sedeke de başka istediğin kadar verebilirsin. Fakat zekatını muhakkak vereceksin. Yok, bu kadar senin elinde para yok. Yoksa sen kendin başkasını vermiş olduğun sedekeyi alabilirsin. İcabında bir zengine de bana sadaka ver, zekat ver diyebilirsin. Çünkü 200 dirhem senin şeyin yok. 200 dirhemin ne kendisi var ne de muadili var.
Bu da oldu dördüncü mezhep. Şimdi bunlar bu hadiste istidlal ettiler. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki وَلَمَّ اَخْتَلَفُوا ف۪ي ذَٰلِكِ Ülema bunda ihtilaf etti. Zenginlik nedir? Bir kısmı dediler ki bir günlük yiyecek. Bir kısmı dediler ki 40 dirhem gümüş yahut da onun karşılığı. İkinciler dediler ki 50 dirhem gümüş yahut da onun karşılığı. Dördüncüler dediler ki 200 dirhem gümüş yahut da onun karşılığı. Ülema ihtilaf etti. Biz hangisiyle amel edeceğiz? Bir vaktaki böyle bir ihtilaf oldu. وَجَبَ الْكَشْفُ عَمَّ اَخْتَلَفُوا ف۪ي Bu vakitte diyor, vacip oldu ki biz keşfedelim, araştıralım. Hangisi daha senede itibariyle kuvvetlidir? Hangisinin alınması lazımdır? Bunu araştırmak icap eyledi. Bu vacip oldu. Ne için? لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ هَذِي الْاَقْوَالِ قَوْلًا صَحِيحًا Bu dört türlü kavulden sahih bir kavul çıkaralım. Hadislerin bazı sınat, bazı sınat bu olmaz. Bir kavli sahih çıkaralım, onunla amel edelim. Buna da ne diyorlar? Telif. Hadislerin arasını telif. İmam-ı Tahavi kendi kitabında istilahen tasih diyor. Tasih edelim bu hadislerin hepsini toplayalım. Bunlarından bir kavli sahih çıkaralım. فَرَيْنَ السَّدَقَةَ لَا تَخْلُوا مِنْ اَحَدِ وَجْهِينَ Bunu araştırdık. Evvela sedekeye baktık ki sedeke nedir? Sedeke iki türlü olur. İki veçin birisi olur. Ya öyle olur ya öyle. Nedir o? İmma en tekune haramen la tehillu minel eşyai'l muharramat indel darurat ileyha. Ev tekune tehillu lehu en yemlike miktaren minel mal fetahrum ala malikihi. İki veçin birisi. İmma en tekune sedeke ola. Haramen haram ola. La tehillu helal olmaz. O sedeke. O da neden? Minel eşyai'l muharramat. Haram olan eşyalardan. Sedeke veriyor. Haram olan eşyalardan veriyor. Bu olmaz. İnde zarurat. Zarurat vaktinde ileyhe. Ne? Onu da aşağıda izah edecek. Mesela hınzır eti. Yahut da ölmüş hayvanın eti. Bunlar haram. Bunlar da sedeke olmaz ki. Sen tutmuşsan hınzırı boğazlamışsan etini sedeke ediyorsun. Yahut bir hayvan ölmüş mürdar onu sedeke ediyorsun. Bu böyle sedeke olmaz. Ev tekunu tehillu lehu. Yahut da ona helal olur. O sedeke yemliku miktaren minel mal. Maldan bir miktara malik olur. Fetahrumu ala malikihi. Fakat malikine haram olur. Ona malik olana haram. Evet. Fakat sedekenin kendisi helal. Mesela birisinin koyunu. O koyunu yemek helal mi haram mı? Helal. Fakat geçsen o koyunu tutsan getirsen sana haram olur. Aslında o haram değil. Hınzır eti gibi değil. Helal ama fakat malikine haram oluyor. Fetekun. Evet. Men meleke dune ma yugaddihi ev dune ma yuashihi kâneti sadakatu lehu helalen bittifakil firaki kulliha. Şimdi baktık ki Sarayına gördük ki men meleke dune ma yugaddihi bir adamın gıdasını temin edecek şey yok. Sabahtan yemek yok. Ev dune ma yuashi akşam yemekini yiyecek de yok. Hiçbir şey yok. Yani sabahtan kalktı aç. Bazen gelir fakirin birisi biz tabii hüsnü zannedip teslim ediyoruz. Diyor ki ben sabahtan beri fütur etmedim. Yani hiçbir şey yemedim. Yahut da sabahtan yemiş akşama kalmamış. Akşama yiyeceğim yok. Bizden bazen gelip bu adam söylüyor. Ama ya hakikatendir, yiyeceği yok. Yahut da dilencidir, yalancıdır, söylüyor. Biz ona hüsnü zannediyoruz. Bu adam hakikaten yok. Sabahtan yememiş. Yahut da sabahtan yemiş, akşama yok. İyi, bu adam dilenmesi, sedaka alması helal mıdır, değil midir? Bu diyor ki, kâneti sadakatü lehu helalen. Bu adama sedaka vermek helaldir. Bittifâgel firâkü küllihâ. Bu dört zümrenin hepsi de bunda ittifak ediyorlar ki o adamın alması helal. Niye? Yok bir vaktini yemiş öteki vakti aç. Bunda ihtilaf yok. Bunu öğrendik. فَخَرَجَ بِذَٰلِكْ مُحُكْمُهَا Bunun hükmü buradan çıktı. Neden? مِنْ حُكْمِ الْاَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ Haram olan eşyalardan çıktı. اَلَّتِي تَحِلُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ Zaruret vaktinde helal olanlardan çıktı. Bir adama bir şey haram olur. Fakat zaruret halinde helal olur. Mesela adam ölüyor. Ölecek. Öle eti, hınzır eti yemek de haram. Ölmeyecek kadar yemek ona helal olur. İşte zaruret halinde helal olanlar dedi ki o çıktı orada. Şimdi bir defa bunu birinciyi aldık ki
bir adamın bir vakit yiyecek yemeği yok. O vakitte hemen o vakit için bir şey dilenmesi haram. Bir ittifak. Dört firka da bunda ittifak ettiler. Ela tera, sen görmez misin? Enne men izdarre ilel meyteti. Bir adam ölüyü yemeye muzdar olursa aç. Ennellezî yehillü lehu minha. O ölüden kendisine helal olan şey nedir? Huve mâ yumsiku bihi nefsehu. Ölmeyecek kadar yemektir. Öyle o ületini kebap edeyim, karnımı doyurayım. Yo, bu helal olmaz. Ya ne kadar? Kendi nefsini tutacak kadar. Yani ölmeyecek kadar. Yarım karın doymak değil. Yarım karın ondan yemesi helaldir. Demek ki haram olan bir şey zaruret halinde yiyecek olursa ne kadar yiyecek? Ölmeyecek kadar. Yarım karın yiyecek. Evet. La ma yuşeddi'u. Onu teşcih edecek kadar değil. Yani karnını doyurup artık adam tam kuvvetlendi. Bu yuşbi'u olsa yok ama burada yuşeddi'u demiş. Yuşbi'u doyuracak kadar değil. Fakat yuşeddi'u da o manaya gelir. İnsana ne vakitte şecaat gelir, ne vakit karnı doyarsa o vakit şecaat gelir. Ama ölmeyecek kadar yemiş, ölmeyecek ama fakat kuvvet de yok, o adama şecaat gelmez. O kadar yese ki artık kendisine şecaat gelse bu haram. Bu haram, bu caiz değil. Çünkü zaruret miktarınca olacak. Hatta yekûne lehu gıda. O kadar yiyor ki artık kendisine tam gıda oluyor. Hatta yekûne lehu işâ. Yahut da ona tam. Evet. فَلَمَّا كَانْ وَقْتَكِ oldu. اَلَّذ۪ي يَحِلُّ مِنَ السَّدَقَةِ Sedakeden helal olan şey oldu. Ne oldu? هُوَهُ بِخِلَافِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ اِنْدَ الضَّرُورَةِ Zaruret vaktinde ölüden yenilecek miktarın gayrisi oldu. Sedakeden ne kadar bir adama helal olur? O başka sedakeden. Bir de zaruret halinde ölüden yiyecek bir şey olur. O başka oldu. Niye? Bir adam aç olursa gider birisinden para alır, karnını doyuracak kadar o sedakayla karnını doyurabilir mi, doyuramaz mı? Doyurur. Adam alır, bir adamın karnı neyle doyacak? O kadar alıp karnını doyurabilir. Helal olur. Fakat muzdar olur da ölüden yiyecekse karnını doyuracak kadar yemesi caiz değil. Haram. Bak ikisi birbirini tutmadı. Onun hükmü başka, onun hükmü başka. Evet. Huve bihilafi ma yahillu minel meyteti inel darure sebete. Öyleyse bunda sabit oldu ki enneha innema tahrumu sedeke insana haram olur. Ne vakitte alamen bir kimseye olur ki melike miktaren ma. Demek ki sedeke helaldir ama onda da bir miktar olacak. Zaruret vakti başka. Fakat bir adam sedeke ile karnını doyuruyor ama o da ne kadar olacak? Bir miktar paraya sahip olacak. O miktarının karnını doyuracak. Bu miktarı tayin etmek zor işte. İhtilaf onda oldu ya. Bazıları dedi ki gada ve aşa. Mesela bir gün bir adam kaç riyalından doyar? Farz edelim ki 4 riyalından 5 riyalından doyar şimdi. O kadar. Ötekileri dediler ki hayır. 40 dirhem gümüş daha. Ötekiler dediler ki 50 dirhem gümüş daha. Ötekiler dediler ki 200 dirhem gümüş. O miktarda ihtilaf oldu. Şimdi en evvela bir miktar lazım mı değil mi helal sedekeden? Lazım. Öyleyse فَاَرَدْنَا اَنْ نَنْظُرَ ف۪ي ذَٰلِكَ الْمُكْتَارِ مَا هُوَ Öyleyse şimdi bize ne düştü? O miktarı araştırmak. O miktar nedir? Bunu murad ettik ki buna bakalım. فَرَئَيْنَا مَنْ مَلَكَ دُونَ مَا يُغَدِّي اَوْدُونَ مَا يُعَشِّي لَمْ يَكُمْ بِذَٰلِكَ قَنِيَّ Aradık, evvela bulduk ki bir adamın sabahtan yiyeceği yok. Yahut da akşam yiyeceği yok. Bu adam zengin değil, o fakir. Bunda da ittifak var. Bu adam fakir, o alabilir. Ve karnını doyurabilir. Ve kezalike men meleke 40 dirhemen ev 50 dirhemen bir adamı gördük ki 40 dirheme malik yahut 50 dirheme malik ev ma huve dunel 200 dirhem yahut 200 dirhemden aşağıya malik 150 dirhemi var 180 dirhemi var nihayeti ne kadar 199 dirheme kadar malik fe izâ bunlar da nedir bu da zengin etmez. Bu da ihtilaflı ya, eder mi etmez mi? Lakin fe izâ meleke me'etey dirhem 200 dirheme malik oldu mi kâne bizâlike ganiyyen. Gani olur. Bunda da ittifak var. Bir günlük yiyeceği yok. O adam yahut da bir vakit yiyeceği yok.
bir ittifak onun dilenmesi helal. Bir, bu aşağısı yukarısında beyan etti ki 200 dirhem gümüş yahut da karşılığı varsa o adam bir ittifak zengin olur. Kaldı aradaki ihtilaf. O aradaki ihtilaf 200 dirhem gümüşten aşağı olursa bu nasıl işte? Bunu araştıracak. لَاَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِمَعَذِي بْنِ جَبَلْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي زَكَةِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'i zekat hakkında dedi ki, Yemen'e gönderdi de dedi ki, ya Muaz huzha min aniyaihim ve cealha fi fukaraihim, sen o zekati zenginlerinden al, fakirlerine ver. Zengin kim olacak? Ha, 200 dirheme malik olan zengin. Zengin oldu. Bunda ittifak var. Onda fakirleri kim? Fakirlerde yalnız ihtilaf var. 200 dirhem gümüşten aşağı yahut 50 dirhemden aşağı yahut da 40 dirhemden aşağı bu üç numara kaldı. Bir de var ki 24 saatlik yiyeceği yok zaten o fakir, onda da ittifak var. Kaldı 40 dirhem, 50 dirhem yahut da 200 dirhemden 90 bir şeye malik olan. Şimdi bir defa buradan dedi ki Resulullah Efendimiz zenginlerden al fakirlere ver dedi. Zengin kim oldu? 200 dirhem gümüşe yahut da karşılığına malik olan adam oldu ki ondan zekat alınacak. فَعَلِمْنَا بِذَٰلِكِ Biz bununla bildik ki اَنَّ مَالِكَ الْمِئَتَيْنِ غَنِيٌّ 200 dirheme malik olan zengindir. وَاَنَّ مَا دُونَهَا غَيْرُ غَنِيٌّ 200 dirhemden aşağıya malik olan zengin değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz ne diyor? 200 dirheme malik ise işte onlara zekat vaciptir. Onların zekatını al fakire ver. Bu kavle göre 200 dirheme malikse zengindir. Malik değilse fakirdir. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit oldu ki اَنَّ السَّدَقَةَ سَدَقَ حَرَامٌ حَرَمْدِرْ عَلَى مَالِكِ الْمِئَتَيْنِ دِرْهَمْ فَسَعِدًا 200 dirheme malik yahut daha ziyadeye malikse ona o adamın sedek alması haramdır. Sen de bilirsense bilerek ona sedeke vermen sana de haramdır. Ama o adamın parası çok da seninle gizlemiş, senden gizlemiş, söylemiyor. Ben fakirim diyor. O vakitte sen hüsnü zanneder, verirsin, sen mesul olmasın, fakat o alan adam mesul olur. Yok bilirsen ki bu adamın 200 dirhemden fazla malı var, veremezsin. O vakit sen de mesulsun. وَاَنَّهَا حَلَالٌ Evet, o sadaka halaldır. لِمَنْ يَمْلِكُ مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ 200 dirhem gümüşten yahut da onun karşılığından az bir paraya malik ise sadaka alması halaldır. Veren adamın da ona vermesi halaldır. وَهُوَ قَوْلُ أَب۪ي حَنِفَةَ وَأَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Bizim mezhepte budur. 200 dirheme malik olursa zengin sayılır, malik olmasa fakir sayılır. وَاللّٰهُ تَعَلَى اَعْلَمُ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمُ